Merhaba arkadaşlar tekrar devam ediyoruz ee, en son bıraktığımız yerde e, yeni bir görevimiz daha çıkmıştı şimdiye kadar tek tek görevler yapıyorduk yani bir tane görevimiz oluyordu her seferinde ama şimdi ikincisi geldi bazı durum bazı yerler oluyor ikiden fazla görevimiz de olabiliyor e, şimdi ikinci görevi açalım merak ettim benden ne olduğunu bir adet sürahi yap diyor e, güzel diğeri ne diyordu? 3 şey 2 adet yadigar yap diyordu. Bir tane virüs de halkı coşturdu. O zaten halletmiştik onu. Üretimlerimiz hazırda yapıldı. bakayım şunu topladık. Acaba herhangi biri şunları karşılıyor muydu? Yok. Bunu değil. Şimdi bakalım. <laughs> yadigar ve sürahi lazım bize. Hemen bakıyoruz. Yadigar zaten 5 dakikalık üretimmiş. 2 tane istiyor bizden. 2 defa vereceğiz. 5'er dakikadan 10 dakikada bu iş bitecek. Hemen verelim. Sürahi de demek ki bu tarafta zaten çömlek olunca sürahi burada olacak. Bu da 5 dakikalık zaten hemen ona da verdim. Böylece başlatmış olduk. E, i̇ki görevi aynı anda bitireceğiz. E, burada 5 dakika olduğu için 5 dakika bekleyinceye kadar ben bir şeyler anlatayım size. Daha doğrusu ne yapabiliriz onları konuşalım. Şimdi bina menüsünü açalım. Şurada bunun için güzel bir tasarım yapalım. Şimdi e, şurada taşıma menüsünü açalım. Şöyle bir, herhangi bir şeyi tıkladığınız zaman e, inşaat alanınızı göreceksiniz bu şekilde. Size e, bir verimli tasarım yöntemi mi? O tarz bir şey anlatayım size. Bütün evler 2x2'lik alan kaplıyor. O yüzden e, ee, bir bölgeyi sadece evler için ayırabilirsiniz Yani ben öyle yapıyorum En azından mesela şurada yolumuz var ee, şunları güvenli bir yere koyayım şey yapmasın yoldan uzaklaşmasın şurası mesela Şurayı e, şöyle Pardon şöyle yapayım hep şuraya bir yol yapsak şöyle bir sıra halinde ikilik ev Evleri yapacak şekilde iki sıralı bir yer bıraksam mesela şöyle orada saçma görünüyor ama bunlar düzeliyor bir yer bir yerden sonra düzeliyor olması lazım ama ya da bir dakika bunlar dursun yeni patika yapalım patika zaten bedava şöyle birinciye tıkladım devamında istediğim yere kadar götürüyorum mesela son kare hariç şuraya kadar götürsem yeterli. Böyle otomatikman yapılıyor. Şimdi bunu kaldıralım şuradan. Pardon şunla kaldırıyorduk. Şöyle atayım kenara. Ya da hatta silebilirim. Niye taşıyorsam, niye uğraşıyorsam bedava bunlar zaten. Dur satalım. Hop hop. Hepsi gitti. Onu da sattım. Onu da sattım. Ya çok oldu. Şimdi 5 dakikalık üretimimiz ziyan olmasın. Şimdi e Burası bir böyle geldi. Evlerimiz, evlerimizi şuraya dizebiliriz. Ondan sonra bir sıra daha evi şuraya dizebiliriz. Ondan sonra şuradaki yol da mantıklı böyle devam edebilir. Şimdi bir dakika ben bir taşıma menüsüne geri geleyim. Şunu bir, daha iyi bir yere taşıyalım. Şu ayak altından çekilsin. <laughs> Çünkü şu yolu uzatmam gerekiyor. Ya yani şuraya koyabilirim şimdilik. Hemen yolu devam ettirelim. Hop, o da buraya kadar gelsin. Şimdi ne yapacağımızı ben size söyleyeyim. Evleri taşıyalım. Bir ev buraya, bir ev buraya. Böyle düzenli bir şekilde yaparsanız daha verimli kullanabilirsiniz alanı. Mesela şunu da şuraya taşıyalım. Şöyle bu evler mesela yan yana olabilir. Çünkü şu bu yoldan faydalanacak. Ee, bu da bu yoldan faydalanacak. Her zaman yola bağlı olacaklar. Daha fazla ev yapacağız zaten. Hatta barakaları kaldırabilirsiniz. Barakalar yani hakikaten işe yaramaz şeyler. Taş devri şeyleri. Hatta satalım şimdiden diyeceğim ama dur. Satmadan evvel başka ev yapalım. Aslında ahşap evleri açsak da öyle şey yapsak çok daha güzel olurdu. Burada bir şeyler olmuştu. Bakayım. Yok henüz bir şey olmamış. Bir uyarı işareti çıkınca. Evet bina evlerimizden para geldi. Ee, evet bir arkadaşım. Evet, bir arkadaşım bir şeyler yazmış bana. Bir şeyler yazıldığı zaman size şuradaki e, imleç yanıp söner. Mesela az önce yanıp sönüyordu. Ben keşke size gösterseydim ama o videoyu geri alıp biraz bakabilirsiniz. E, ben görene kadar kesin yanıp sönüyordu bir süre de. Ondan sonra şimdi ne yapabiliriz? E, bakalım... Nüfusumuz az, e, halkın mutluluğu 37 fazlamız var. E, yeni bir bina yaptığımız zaman kaç nüfus geliyor ayakta ev yaptığımız zaman? Kaç nüfus geliyor? 22 demek ki bir tane rahat rahat yapabiliriz. Bakın şuraya yapabilirim şimdi. Çat yaptım oraya. Ee, 37 demiştik. Evet. Demek ki. Demek ki. Demek ki başka bir tane yap, yapana kadar bir bina pardon bir mutluluk binası daha yapmamız gerekiyor. Burada süsleme yapabiliriz anca. En mantıklısı bu. Süsleme de en güzeli bu. En iyisi bu. Basit basit şeyler yerine bir tane düzgün bir şey yapabiliriz. Şöyle. Üretimlerden birisi bitti. Yadigar. Şu da bitmek üzeredir. Ee, yadigar iki tane istiyordu bizden. Bir tane daha yapalım. Bu da tamamlandı. Bunlardan iki tane mi istiyordu? Yok bir tane. Hemen yeni üretimi vermeden evvel direkt şey yapıyorum. Görevi sonlandırıyorum çünkü yeni görev belki yine üretimle alakalı olacak. Herhangi bir bina inşa et diyor. Tabii ki zaten yapıyoruz. O zaman yine bir sürahi verelim. Nasıl olsa başındayız oyunun. Ee herhangi bir bina inşa et diyor. Bizim e, şu abideyi yaptığımıza göre mutluluk seviyesi yeniden arttı. Artık yeni bir ev inşa edebiliriz. Eve nüfusa her zaman ihtiyacımız olacak. Çünkü bütün binalar nüfus ihtiyacı oluyor. Bütün binalar demeyeyim de çoğu. Şimdi yeni bir bina yapacağız. Ama istiyoruz ki şu barakalardan kurtulalım. Ben yeni evimi getirip bunun üzerine koyduğum zaman. Bakın yeş şuradayken kırmızı ama buradayken yeşil oluyor. Gördünüz mü? Şuradayken kırmızı, buradayken yeşil. Bu ne demek oluyor? Ben bunun üzerine bıraktığım zaman eski ev satılacak. Otomatikman yeni ev alınacak. Bak, bakın şu masraf, şu da eski evin ücreti geri ödendi. 20 geri ödendi, yeni ev yapıldı. Hatta neyse bir tane daha yapmadan önce görevleri tamamlayalım. Yeni bir bina inşa ettik. İki tane sürahi yap diyor bize. Ee, ben demin sürahi vermiştim zaten. Şurayı bitirdiğimiz zaman toplama işlemi esnasında kabul edeceği için ziyan olmadı o üretim ona devam edebiliriz kabul ettim e, yadigarın bir tanesi oldu gördüğünüz gibi şuradaki e, skala doldu yarısı iki tane istemişti bizden çünkü üretimlerimiz bitmek üzere e, oyunu biraz hızlandırdım arkadaşlar e, bir tanesi bitti Diğeri de bitmek üzere. Kaç? 17 saniye kaldı. Ben Yadigar'ı alayım. Yadigar'ı aldık. Şimdi bu görev tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi. Son dedim. Ödülümü aldım. Sıradaki görev gelsin. Diyor ki Kuzeydeki E aletlere keşif kolu gönder. Ben size hani bir önceki videoda söylemiştim ya e, tıklamadığım çünkü görev gelebilir diye. İşte görev geldi. E, bu arada di, diğeri de hemen şuna bir tane Yadigar verim. Diğerini de tamamlayalım. Onun da görevi gelsin. Bakalım ne olacak. Bu arada he, bu da iki tane istiyordu. Tamam. O zaman hemen bir sürahi daha diyelim. Bu esnada keşif kolu gönder dedi bize şu arkadaş. Hemen keşif kolu gönderelim. Kuzeyindeki bir eyalete şuraya mesela gönderebiliriz. Gönderdim. Bu arada aklıma gelmişken şu mermer, mermerden hep bahsettim size. Ama mermerin aslında neyi kastettiğimi daha net anlatayım, şu şekilde binalar var, gördüğünüz gibi ve e, kiremitmiş gibi duran binalar var. Bu teknolojiyi açtığınız zaman aynı zamanda şurada da var bir grup, şurada da var bir grup, her çağda bunun gibi üç ayrı teknoloji var. Bunlar e, erzak değil ama başka kaynak çeşitleri üretir mermer bunlardan bir tanesi. Üzerine geldiğim zaman gör, görüyorsunuzdur. Şarap var mesela, boya var. Sonra burada taş var, mermer var. Sonra daha da aşağısında kereste var. Şimdi elinizdeki kaynağa göre bu teknolojilerden ihtiyacınız olanı açın. Mesela şu anda mermerimiz var. Biz ne yapacağız? Şurada taşçılık teknolojisini açacağız. Çünkü mermer binasını burada kullanabiliriz. Mesela o binanın üzerine geldiğim, geldiğim zaman mermerde e, Şurada yeşil tiki görüyor musunuz bilmiyorum Yeşil tik e, Maliyet bilgisinin hemen üzerinde mermer taşı yazan Yerin sağında yeşil bir Şekil var Diğerlerinde yok neden o kaynağa sahip değilim çünkü şu anda mermer taşına sahip, sahip olduğum için bu binayı yapabilirim Fark ne aslında diğer binaları da yapabilirsiniz teknolojiyi açtıktan sonra ama ee, üretim miktarı normalin 5'te 1'i kadar oluyor. Yani normalde üret, e, mermerden ürettiğiniz e, bu arada bunlar maliyeti olan üretimler. Hani mesela erzak üretirken üretime bas basıyorsunuz ama kendi kendine üretiyor. Herhangi bir masrafınız yok. Ama bunlar masraflı. Bunları üretmek için mesela e, Tunç devrinde 100 altın ve 100 erzak harcıyorsunuz. 5 tane ee, mesela mermer üretmek için böyle böyle gidiyor şimdi ee, keşif kolumuzun pardon yanlış tıkladım keşif kolumuzun ne kadar zaman alacağına ben bakmam gerekir 5 yani dakika alacak ee, sürahi de bir süre alacak ee, bunlar bittiği zaman ee, devam edelim o yüzden oyunu biraz daha hızlandıralım Ürünlerimiz bitti. Ee, sürahi ihtiyacımız vardı. Sürahi bitti. Yadigar da bitti zaten. Hemen onu yapalım. Toplayalım daha doğrusu. Böylece görev tamamlanmış olsun. İki sürahi yap demişti bize. Görev tamamlandı. Paramızı aldık. İki baraka yap diyor. Ya bu çağda baraka yapılır mı ya? Neyse yapalım yine de. Bu arada yeni ürün verelim. Ee, bu arada bu ne diyordu? Ha, keşif kolu demişti değil mi? Pardon o değil de bu. Evet tamam o okay, keşif kolu devam etsin. Baraka yap diyor. Yapalım madem Allah'tan ucuz şeyler. Ziyan olacak ama ne kadar aydı? 60 erzak gerekiyor aslında. Çok da e, aşırı ucuz değil. Şuraya yapalım. Yeni de buraya yapalım. Nüfus bayağı arttı. Mutluluk seviyemiz ne? İyi çok iyi. Barakalarda gelen nüfus 14. Düşük. Barakaları yaptık hemen anında yapıldı. Bu görev de tamamlandı böylece. Hemen aldık ödülümüzü. Şimdi yeni gelen çömlekçi yap diyor. Bir tane daha çömlekçi yapalım diyor. E çünkü bir tane yapmıştık zaten. Açalım. İkinci çömlekçimizi yapalım. Nerede bakayım? Burada. Çömlekçi. Dur. Çömlekçiyi hemen yapmadan evvel şuna basayım. Şu çömlekçimizi hafif yana taşıyayım. Şuraya yerleştirelim ikinci çömlekçiyi. Hop. O da buraya üretim süresi saniyeler. Çok hızlı bir şekilde. Bu arada inşaatı başlayınca başlatınca zaten görevi tamamlamış saydı. Kabul ettik. Şimdi ne diyor? 4 sürahi yap diyor. Ee, kafanızı biraz karıştırabilir belki bu. İleride hani 300 sürahi yap gibi böyle görevler gelmeyecek. Ee, yani ben şu ana kadar maksimum 4 tane yaptım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, diğer Dünyadaki oyunumda. Yani böyle çok aşırı sayılar yok. Böyle ufak tefek. E, muhtemelen iki çömlekçimiz olduğu için iki, dört sürahi istiyor bizden. Bu ne yapıyordu? E, ritim neydi? Ha, sürahi mi yok? Bu başka bir şeydi galiba. Hemen buradan anlarız şimdi. Ha, sürahiymiş zaten. Sürahiyi burada da verelim. E, şimdi bakayım burada ne kadar zaman kaldı? Ha gitmiş adamımız oraya. Bakayım. Ha ikisine de istiyordu. Ben onu dikkat etmemişim. Tamam adamımız oraya gittiğine göre hemen şuraya da gönderelim. Adamım dediğimde aslında burada belli bir birim falan yok. Bakın bu seferkinin süresi birazcık daha fazla sanki. Neyse onu bekleyene kadar ben size Eee ha şurada mallar gelmiş. Toplayalım. Eee ben size ufak bir şey anlatayım. Dün envanterden bahsetmiştim ben size ilk videoda. Envanterde hani böyle değişik şeyler gelebilir diyordum. Ondan evvel e, o envanterden bahsetme, bahsedeceğim. Envanterin içeriğindeki her bir tane şeyden bahsedeceğim ama onu onun nereden geldiğini de söyleyeyim ben size. Mesela burada komşularınızı görebiliyorsunuz. Burada hani demiştim lonca üyeleriniz. Şu anda lonca'ya ait değiliz. Burada da arkadaşlarınızı görüyorsunuz. E, longe, e pardon komşularınıza saldırabilirsiniz isterseniz. Böyle şu tuşta bütün komşularınızı görebiliyorsunuz. Komşularınızın puanlarını görebiliyorsunuz buradan. Ondan sonra e, isterseniz ziyaret edebilirsiniz. Mesela herhangi birine tıklayayım. Köyüne gidip görelim. Mesela bu arkadaş taş devrinde yeni başlamış. Muhtemelen oyunu bırakmış da olabilir. Belki de sadece öyle duruyordur. E, ondan sonra şuna bakalım mesela. Bu da bizim seviyelerde bir yerde. Ondan sonra e, ben bunlara saldırabilirim istersem. Ya da şöyle bir şey de mümkün. E, ben bunlara cila ya da motive yapabilirim. Mesela arkadaşlarınıza yardım etmek için bunları yapabilirsiniz. Yardım ettiğiniz zaman da ekstradan 20 para kazanırsınız. Oyunun ilk başlarında 20 paralar güzel faydalı olabilir. Yani 20 para çünkü çok büyük rakamlar değişmiyor burada. 20 para işe yarar. Ama ileriki zamanlarda 20 paranın artık önemi kalmaz. Başka sebeplerden dolayı motive veya cila yaparsınız. Şimdi motive cila nedir? Üretim binaları var. Gördüğünüz gibi çömlekçi. Bir de mutluluk getiren binalar var. İşte ağaç, abide, taş da olabilir. Ama daha ziyade büyük mutluluk binaları olabilir. Mesela şu daha yüksek puanlı bir arkadaş. Şuna baksam Evet bakın bu abi de yapmış. Birazcık daha gelişmiş görünüyor. Bunlar da olabilir. Şimdi cila, yap, cila tuşuna tıkladığımız zaman cila yapılabilecekler üzerinde yıldız şeklinde görünür. Gördüğünüz gibi bunlar. Ondan sonra motive yapılabileceklere tıkladığımız zaman da motive yapabileceğim binalar görünür. Diğerlerinde bir şey görünmez. Şimdi cila motive nedir? Cila yaptığınız bina mesela bu abi de kendi köyümüzden biliyoruz, 72 mutluluk getiriyor. Ben onu cilaladığım zaman, e, kaç, 16 saatti galiba, çok emin değilim ama, 16 saat boyunca e, iki kat mutluluk getirir Yani 72 değil, 144 mutluluk getirecek. Motive etmek de benzer şekilde ama bu sefer de üretim binalarını etkiliyor. Mesela üretimde atıyorum, 15 dakikalık üretim verdiniz. 14 e, erzak üretecek şu bina. Ben bunu motive edersem ve si, ben motive ettikten sonra siz erzağı toplarsanız 14 değil 28 getirir. Yani tam iki katı. O yüzden motiveler işe yarar. Lonca içerisinde genelde herkes birbirini motive eder. Böylece sizin bir çok sayıda binanız olsa da e, lonca içerisinde çok sayıda insan birbirini motive ettiği için birbirini motive ediyor, <laughs> o da enteresan bir ifade. Ee, bu sebeple e, bütün binalarınızı motive edilmiş şekilde bulabilirsiniz. Ki siz de başka arkadaşlarınızı motive ederseniz, başka arkadaşın binalarını motive eder veya ihtiyaçları varsa cilalarsanız o zaman faydalanabilirsiniz. Ama şöyle bir şey de var, motive cila sadece size 20 altın kazandırmıyor. Mesela şöyle yaptım, motive ettim, gördüğünüz gibi 20 geldi. Ama siz bunu motive eder etmez motive ettiğiniz veya cilaladığınız bidanın çağına uygun bir ozalit kazanabilirsiniz. Ozalit nedir diyeceksiniz şimdi. Hemen envantere şimdi geçiyoruz. Bu arada üretimlerimiz bitmiş. Toplayalım toplayabileceklerimizi. Şurada ekstra sürahi yapalım. Burada bir şey atalım. Devam etsin. Envantere gidiyoruz arkadaşlar. Envantere açtığımda bir sürü boş yer var. Mesela şunlar nedir? İşte bir şeyler. Burası binalar. Burası bir şeyler falan filan. Bir sürü şey var. Bu da hediyeler olur. Ama ortada büyük binalar diye bir şey var. Tıklıyorum. Biraz e, videodan önce hasbel kadar bir motive yapmıştım bir arkadaşa. Ve bana bir ozelit çıktı. İşte o şu dev binaların içerisinde bulabiliyorsunuz. O zeytler bir sürü bina çeşitleri var. Bu mesela Babil kulesiymiş. Babil kulesi. Tunç devrine ait bir bina. Tunç devrinde e, bunun haricinde bir de Zeus heykeli biliyorum ama başkaları da vardır. Ben listesini e, hatırlamıyorum şimdi. Bu binayı inşa etmek için şu özelliklerin dokuzunu da toplamanız gerekiyor. Bazen aynı özellikten birden fazla çıkabiliyor. Bunların iki tanesini bir başka ozelite karşılık ticaret ettirebiliyorsunuz. Bazen e, aynı özellikten bir daha çıkabiliyor, o, sıkıntılı olabiliyor bazen. Elmasınız bolsa parayla oynuyorsanız eğer oyunu, elmasla da bu özellikleri tamamlayabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Ama genelde e, motive, e, cilalama işlemlerini yaptıkça bu özellikler yavaş yavaş birikecek. En de sonunda bu binayı yapabilecek hale gelirsiniz. Binalarla ilgili ozalit kısmı ve gereken binayı inşa etmek için gereken kaynaklar burada görünüyor. Mesela mermer gerekiyormuş bu bina için. Kereste, boya, neymiş bu kaya veyahut da e, şarap gerekiyormuş. Bunun haricinde e, bu menüde bilgiler görebilirsiniz. Burada bir ufak açıklama, tanıtım kısmı var. Alt tarafta ise bu binanın neye yaradığı anlatılıyor. 4 çarpı dörtlük alan kaplıyormuş. Ee, birinci seviye için 40 ilerleme puanı harcanması gerekiyormuş. Bu nedir? Bunu anlatayım size. Bu milan yaptığınız zaman e, faydası daha doğrusu sıfır sıfırıncı seviyede başlar. Sıfırıncı seviyede hiçbir faydası olmaz size. Ama e, 40 ilerleme puanı eklendiği zaman içine birinci seviyeye geçer. Birinci seviyede artık şu altta yazılan e, faydaları sağlar size. Birinci seviyede toplam 90 nüfus veriyor bu bina ama aynı zamanda üretim de veriyor. Var olan ürünlerden 6 adet üretir diyor. Modern çağdan itibaren ise 12 üretim yapıyormuş. Var olan ürün nedir? İşte sizin ürettiğiniz işte taş, mermer gibi ürünlerdir diye tahmin ediyorum bunu ben de yaptığım zaman göreceğim. E, onun haricinde birinci seviyeye gelmekten bahsettiğimiz için zaten anlamışsınızdır. Bunun seviyeleri var. 9 seviye biliyorum ben. sonuna kadar arttırdıkça bu, getirdiği bonuslar artacak. Üretim bonusu. Bu mesela çok çok böyle etkileyici bir bina değil. Mesela özellikle saldırı savunma bonusu veren Zeus heykeli öyledir o binalar güzel. Birinci seviyede bile ufacık bir saldırı bonusu, savunma bonusu verse de bir şeye yarıyor. Önemli olan bu zeytleri tamamlayabilmek. Bu ozeyitleri tamamlamak çok zaman alıyor. Bu büyük binalar zaten adı üzerinde büyük ve çok yer kaplıyor. E, ee, hepsi burada olacak. Ee, bazen birçok çeşit binadan birer tane, ikişer tane ozeyitiniz olabilecek. Şu anda bu yeni başladığımız şanslıydım. Daha i̇lk motivemde bir tane çıktım. Ee, sürahi bitti, kaç tane gerekiyordu? Kaç tane yaptık? Şimdi iki tane yapmış olmamız lazım. Bakayım evet iki oldu. Ee, sürahi, tamam. O görevin sonlanmasını da, diğer görevinde sonlanmasını bir sonraki videoya bırakalım arkadaşlar. Bu videoda da süremiz sanırım doldu, çok emin olmasam da. Bu arada teknolojilere bir puan dağıtabilir miyiz diye bakıyorum aslında açabiliriz ya. Şöyle bir şey yapalım. Tekerliği açalım. Şöyle bir puan harcayalım, tekerlek açılsın ve e, arazi genişletmesini nasıl yapacağımızı gösterelim. E, hemen şöyle açtım. Yine inşaat menüsünü açıyorsunuz. İnşaat menüsünde şurada en alttakini seçin. Ödül genişletme diye bir seçenek görüyorsunuz. Altta elmasla açma, genişletme şansınız var. Bir de ortada zafer genişletme diye bir şey var. Zafer genişletme dediği şey ee, muharebelerle madalya kazandığınız zaman madalyaları genişletme amacıyla kullanabilirsiniz. Şimdi şunları toplayalım. Yine bir sürahi daha ihtiyacımız olacak sanırım. Ya da her neyse ben yine de sürahi vereyim. Gerekiyor muydu gerekmiyordu hatırlamıyorum. Şimdi yukarıdaki teknolojilerle açtığınız Teknolojilerle açtırdığınız şeyler. Şurada elmas yanı. Tabii ki siz para ödemeyi tercih etmeniz lazım mantık olarak. Şimdi bastım buraya. Gördüğünüz gibi nereye açtırmak istediğimi kendim seçebiliyorum. Şuralar zaten açık olduğu için buralara bir şey yapmıyoruz. Devamını açalım. Devamı mesela neresini açabiliriz? Şurada açabiliyorum. Şuradan başlayalım. Onu bastığım zaman kayboldu. Gördüğünüz gibi bir tane açtırma toprak genişletme şeyimiz seçeneğimiz vardı kullandık Evet arkadaşlar e, tekrar e, ufak tefek böyle bilgilerle bir dahaki videoda görüşmek üzere